Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz, iç savaş resmen başladı. Fransa'nın ardından şimdi de o ülkede başladı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, ülke çapında kitlesel protestolara neden olan yargı düzenlemesinin mecliste onaylanmasının ardından iç savaşa doğru gidiyoruz ifadelerini kullandı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İngiliz Channel 4A, Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin meclisten geçirdiği tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu. İsrail'de yüksek mahkemenin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasaya karşı Ocak'tan bu yana devam eden protesto gösterilerine verdiği destekle bilinen Olmert, bu daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bir tehdit, iç savaşa doğru gidiyoruz ifadelerini kullandı. Ülkenin istikrarı ve hükümetin yönetim becerisini kaybetme ihtimallerine rağmen sivil itaatsizlik ifadesini kullanan Olmert, hükümet İsrail demokrasisinin temellerini tehdit etmeye kadar vardı ve bu bizim ne kabul ne de tahammül edebileceğimiz bir şey diye konuştu. İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi çeşitli yasa tasarılarını içeriyordu. Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış, ancak 2023-24 bütçesinin Mayıs sonunda meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini ilan etmişti. Değerli izleyenler, video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde tekrar beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.